bir aşırı görüşe sahip olanlar farklı bir o aşırı görüşten vazgeçtikleri zaman başka bir aşırı görüşe saplanırlar. Bir türlü ortayı ve orta yolu bulamazlar. Yani eskinin Marksist, Leninist, Maoist, Troçkist bir takım adamları, tek yol devrim diyen bir takım insanlar şimdi tek yol globalizme teslimiyet diyorlar. Onları da geçelim Sayın Genel Başkan. Siz ne diyorsunuz? Ben şunu söylüyorum. Buyurun. Türkiye bilgi çağına girmelidir. Globalizme taslim olmadan. Evet. Yani Türkiye kaynaklarını bakınız. Şunu söylüyorum. Kaynaklar bellidir. Kamu kaynakları bellidir. Türkiye şu tercih yapacak. Kamu kaynaklarını nereye yöneltelim? Ben şunu söylüyorum. Bir, orta direğe yöneltelim. Ben memura, işçiye, emekliye %50 zam yapacağız derken bu zammın aynı zamanda esnafa, KOBİ'lere ve yukarıya doğru tırmanarak milli sanayiye yapıldığını bilerek söylüyorum. Ben tarıma desteklemeyi yeniden yapacağız derken hem girdilerde hem satın almalar yoluyla bunun yukarıya doğru tırmanan bir kalkınma meydana getireceğini yine söylüyorum. Ama ben başka bir şey daha söylüyorum. Diyorum ki savunma sanayimiz %100 yerli olmayı hedeflemelidir. %100 yerli olmaz denilebilir. Peki ama %100 yerli olmayı hedefleyelim de yüzde kaç yerli oluyorsa ona bakalım. Neyi mi kastediyorum? Yani bir savunma sanayimizle ilgili bir ihale söz konusu olduğu zaman bir İsrail firması ya da bir Amerikan firması teklif verdiği zaman onu mu teklif edeceğiz? Bir yerli firma, Türkiye firması teklif verdiği zaman onu mu tercih edeceğiz? Burada soru bu. Önemli bir soru bu. Bunu şimdi biraz konuşmamız lazım. Sonra çok ekonomi konuştuk. Tabii. Birazcık daha sosyal hayatın, siyasal hayatın içine gidelim. Mesela ben ama tercihimi söyleyeyim. Tamam, 3 firma var. Üç yerli firma, olanı tercih etmeliyiz diyorum. Peki yani ihale kuralları içerisinde daha düşük fiyatı, daha yüksek kaliteyi veren firmayı mı seçeceksiniz? Yerli olanı mı seçeceksiniz? Efendim bakınız, daha düşük fiyat verdiği halde İsrail firmaları siyasi sebeplerden tercih ediliyor bu ülkede. Ben bunu söylüyorum. Evet, bunu söylüyorum. Daha yüksek fiyat veriyor. Evet, İsrail firmaları tercih ediliyor siyasi sebeplerden, baskılara boyun eğilerek. Bunu söylüyorum. Bu da, evet. Bu da ama bir başka şey söylüyorum. Evet. Yani yerli firma, eğer yerli firma pahalı veriyorsa, yabancı firma daha ucuz veriyorsa, yerli firma çağrılır denir ki sen bu fiyatı ver sana vereyim. Elbette. Yani milli sanayi desteklemek budur. Yani bakın size bir örnek vereceğim. Buyurun, çok sayıda çok soru var. Soruları alayım ama çok, evet, çok ilginç bir örnek vereceğim. Buyurun, yaşanmış bir olay. Ben Kültür Bakanı olduğum dönemde sinema sanayi ölmüştü Türkiye'de. Şimdi o dönemi yaşayanlar bunu hatırlarlar. Ben ilk yapacağım işin sinema sanayimizi ve sektörümüzü ve sanatımızı diriltmek olduğu kanaatine vardım. Çünkü sinema yoluyla hem içimizde kültür emperyalizmine karşı direniş sağlamak hem de kendi kültürümüzü dışarıya yaymak imkanı elde ederiz, evet, dedim. Ve mesela o zaman uçurtmayı vurmasınlar diye çok yumuşak, çok güzel bir filmi ben Oscar adayı olarak destekleyip gönderdim dışarıya. Çok da güzel bir filmdi. Evet. Ya ilk defa böyle bir şey oldu. Evet. Bunun yanında Örümaca, Fransa'da kurulan Yürümiç, evet, ona Türkiye sinemasını örnek yaptım. 1 milyon frank verdim. Kat kat geri geldi. Bunun yanında çok ciddi bir kaynak ayırdım. Çok büyük bir kaynak ayırdım. O zaman beni destekleyen Maliye Bakanımız Adnan Kahveci'ydi. Allah ona da rahmet eylesin. Hı. Evet. Gerçekten ne istediysen fazlasıyla verdi. Sinemaya belli ölçülerde para ayırdım. Ve sinemaya taze bir kan geldi ve canlanma başladı. Bu arada bir sinema yasası hazırladım. Ve o yasada yerli üretime, yerli filmlere, sinemalarda ve televizyonlarda %25 oranında bir kontenjan ayrılması hükmünü getirdim. %25. Neden %25? Sesam'la görüştüm. Yani sinema sanayinin temel kuruluşu olan yarı kamu kuruluşu niteliğindeki Sesam'la görüştüm. Ve onlar %25 yeter dediler. Daha fazlasını üretemeyiz şu anda dediler. %25 kontenjan ayırdım. Yani zorunluluk. Televizyonlar ve sinemalar %25 Türk filmi gösterecekler dedim.
Benim yasa çıktığı günlerde, daha doğrusu yasa meclise çıktığı günlerde, yani meclise gitti. Meclise gittiği günlerde hemen Amerikan Büyükelçisi benden görüşme talebinde bulundu. Ben anladım niye görüşmek istediğini. Ve yasa çıksın da ondan sonra görüşeyim diye erteledim. Fakat o günlerde rahmetli Özal Amerika'ya gitti. Bunu bana anlatan Hasan Celal Güzel. Hani ismi geçenler filan dediniz ya, Hasan, bir isim geçti. Evet, değerli Hasan dostum, Celal rahatsız herhalde. Değerli dostum, evet. Hasan Celal Güzel. O da o günlerde Özal'la birlikte Amerika'ya gitti. Ve Bush, baba Bush, oğul Bush değil, baba Bush görüşmeler sırasında benim yasayı Özal'ın önüne koydu. Dedi ki bakınız, sizin kültür bakanı sizin dünyadaki şöhretinize aykırı iş yapıyor. Siz Türkiye'ye liberalizmi getiren insansınız. Ama kültür bakanınız bizim filmlere karşı kota koyuyor. Dedi. Evet. Şimdi bakınız, Amerikan başkanı benim Türk filmlerine getirdiğim kontenjanı kendi filmlerine kota olarak değerlendiriyor. Yani diyor ki Amerikan filmlerinin önüne engel koymayın diyor. Bu yanlış bir cable de olabilir yalnız. Bugünlerde çok gündemde ya, hani buradaki büyükelçilerin vesairenin Amerika'ya göndermiş oldukları mesajlar. Hayır, kanun önünde. Türkiye'nin, Türkiye'nin, öyle mi? Kanun önünde. İngilizce mi çevirmişler? Efendim, kanun önünde tabii ki İngilizce çevirmişler. Ama Özal'ın cevabı çok güzeldir. Ve bu cevap iyi anlaşılmalıdır. Dedi ki Bay Başkan, siz de bizim tekstil ürünlerine kota koyuyorsunuz ya, o liberalizme aykırı değil mi dedi. Dünya böyle bir dünya. Evet. Dünya böyle bir dünya. Şimdi çok sayıda...